İlk resmi maçlar genelde zor oluyor. Takımın uyumu için, kondisyon için, form için, hepsi özgüven için hepsi zor oluyor. Ama avantajlı bir skorla döndük. Tabii ki ikinci maç için çalıştık. Hocamızın anlattığı gibi. Rakibimize hazırız inşallah yarın da buradan galibiyetle ayrılarak turu geçmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda 40-45 gün geçirdim. A milli takımımızla birlikte. Orada da iyi bir başarı elde ettik. En azından ülkemizi biraz olsun mutlu ettik. Ya tabii ki milli takımda oynayıp oynamamak aslında çok önemli değil. Çünkü ülke bayrağını temsil ediyoruz ve bu çok güzel bir, büyük bir onur. Ya ondan sonra Abdullah Hocam biraz fazla izin verdi bana. 40-45 günden sonra ama dediğim gibi hem 8 günlük bir tatilim vardı aslında. Orada da en azından fit kalıp takıma en iyi şekilde katılmak istiyordum. Ya motivasyon anlamında ben zaten her zaman elimden geleni Trabzonspor için yapmaya çalışıyorum. O gün de benim için güzel bir gündü. Hem benim hem takımımız için güzel bir gündü. Yani çok çalışıp bu performansımı devam ettirmeyi düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Okay geldi galiba zaten aramıza. Kendisiyle zaten gençken, ben daha 18-19 yaşındayken, o da 21 falan yaşındaydı. O zaman Trabzonspor'da birlikteydik. Ondan sonra hiç iletişimimiz kopmadı zaten. Hem milli takımda olsun hem tatillerde hep iletişim halindeydi. Kendisini zaten çok seviyorum ve çok iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Bize güç katacaktır. Ozan Tufan da aynı şekilde milli takımdan yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. O zaman Fenerbahçe'deydi ama milli takımda renklerin bir önemi kalmıyor. Ben gerçekten kendim hem Trabzonspor için hem kendim için çok seviniyorum. En azından kaliteli yerli futbolcular da aramızda ve Trabzonspor başarısı için birlikte mücadele edeceğiz. Ben çok mutluyum yani ikisinin de gelmesinden. Zaten Eren, Hüseyin hep birlikte Trabzonspor başarısı için çalışacağız. Transfer teklif gelirse yine de oturup değerlendiririz başkanımızla, hocamızla. Trabzonspor hocamız da daha demin dediği gibi yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş büyük paralar harcayıp büyük oyunculara sahipler tabii ki ama biz de hem karakterimizle, taraftarımızla tabii ki şampiyon olmak istiyoruz. UEFA'da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yani çünkü başımızda gerçekten Türkiye'nin bence en iyi hocalarından bir tanesi var. Bana göre en iyisi var. Trabzonspor hem organizasyon açısından hem bireysel oyuncu kalitesi açısından bence şu anda iyi durumda ve iyi çalışıyoruz. Dediğim gibi gidip gitmemek çok önemli değil. Ben burada her sezon olduğu gibi başarılı olmak istiyorum. İşime odaklandım ve onu yapacağım. Evet, ikinci resmi müsabakamızı yarın oynayacağız. İlk maçla ilgili yaptığım değerlendirmeleri bir tekrar yapmak istiyorum. Özellikle fizik kalitesi yüksek. Artık her takımın oyun planının olduğu zor bir müsabaka oynadık. Rakibin karşılamada 5-4-1, top kendilerine geçtiklerinde 3-4-3 aldıkları. Özellikle güçlü taraflarını bize karşı çok iyi kullandılar. Direk oyunlar, kenar ortalar, taçlar bu konuda bize karşı etkili oldular. Onun dışında biz oyun olarak zaman zaman iyi şeyler yaptık. Belki pozisyon olarak algısı nasıl bilmiyorum ama biz analizini yaptığımızda rakip kadar bizim de girdiğimiz pozisyon var. Kaptanımız o gün gerçekten iyi bir performans da gösterdi. Ve ilk maçı, ilk resmi müsabaka ve Avrupa kupaları olması açısından, kazanmak açısından hem de deplasmanda 2-0 son derece önemliydi. Ve onu kapattık. Şimdi ikincisine özellikle rakibin ilk maçta beklemememiz akan oyunda da zaman zaman kullandıkları opsiyonlar vardı. Oyun içinde geçen maç 4-4-2'ye de döndüklerinde son bölümde kazanmak için veya gol atmak için. Ve biz şu an itibariyle hem 5-4-1'e hem 3-4-3'e hem de 4-4-2'ye dönecekler ise de bunun hazırlıklarını hem savunmada hem hücumda yaptık. Bugün son savunma ve hücumda duran toplarımızı çalışıp
yarın akşam kendi seyircimizin, taraftarımızın önünde daha iyi bir oyun ve kazanarak bir ikinci turu sonrasında elimize almak istiyoruz. İki perdeli oyunun birincisi bitti. 2-0 öndeyiz ama 1-90 dakika daha var. Oyunun içinde her an dikkatli, konsantrasyonu yüksek, oyun kalitesi daha iyi, daha dikkatli olacağız, müsabaka olacaktır. Umarım taraftarımızla beraber bunun karşılığını alacağız diye düşünüyorum. Öncelikle doğum gününü hatırlattığın için teşekkür ederim. Umarım hep beraber, Trabzonspor'la beraber, yaşın 61 olması itibariyle de, plakayla da bir olması itibariyle umarım güzel günleri hep beraber yaşarız. Onun için teşekkür ediyorum. Veriler, istatistikler tarihte hep bir yer alır. Bunlar da önemlidir. Ama öncelikle iyi oyun ve maçı kazanmak, cebine almak benim için çok daha değerlidir. Bir tabii ki istatistik seni belki bir yerde yazacak ama ülke puanına da katkı sağlayacak. Bizim hedeflerimize giderken maç kazanmak bizim adımlarımızı çok hızlandıracaktır. Güvenimizi arttıracaktır. Onun için yarınki maç öncelikle kazanmak. Kazandıktan sonra basın toplantısında inşallah eğer bunu gerçekleştirirsek ne hissettiğimi o zaman daha iyi olur ama şu andaki önceliğim maçı, iyi bir maçı kazanabilmek ve önümüze daha sağlıklı bakabilmek. Başkan ve yönetimle harika bir şekilde, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok büyük fedakarlıklar da var. Bunun sadece oyuncu alma tarafına bakmamak lazım. Yani geldiği ülke, oynatacağın oyun, başka bir şehir, başka bir ülke, ekonomisi, yani Trabzonspor'a zarar verebilecek bir şeyi de ortaya koymak istemiyoruz. İçerideki dengeleri bu anlamda bozmak istemiyoruz. Şu ana kadar gerçekleşen transferlerden karşılıklı kontak halinde olduğumuz ve iletişim kurduğumuz, oyuncularla iletişim kurduğumuz durum gerçekleşti. Şu an itibariyle gidişat ekonomi de bunu belirleyecek. Ama iki tane daha minimum, belki üç tane daha oyuncu var planımız içinde. Bununla ilgili çalışıyoruz. Trabzonspor için, oyun formasyonu için, grup için hangisi ise onu tercih etmeye devam edeceğiz. Bazen 8'lere 10'lara almak istediklerimiz, belki 7-8 tane oyuncuyla görüştük. Rakamlara ulaşmak çok kolay olmuyor. Biraz evvel ifade ettiğim gibi bazen de elindeki oyuncuya göre formasyonu değiştirmek zorunda kalabiliyorsun. Ama dediğin o profilde net bir tane oyuncu almak için gene çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle 3 tane oyuncu, bir tanesi işte mevkisel olarak saydığın forvet hattı. Onların ismi medyada dolaşıyor. Başka isimlerle de görüşüyoruz. Stoper konusu var. Orada devam ediyoruz. Sol stoper konusunda. Bir de biraz evvel Kamil abinin söylediği 8-10 transferinde de çalışmalarımız devam ediyor. Eğer uygun zaman, uygun zemin, uygun ekonomi yakaladığımız zaman bunun içine katmaya çalışıyoruz. Hocam geçtiğimiz sezon tabii lig bitiminde basın toplantısı olmadığı için o zaman soramamıştık. Şimdi ilk kez karşılaştığımız için soruyorum. Taraftarlar arasında sizinle ilgili olarak ciddi bir güven erozyonu olduğunu görüyoruz. Bu güvensizlik ortamını nasıl tamir etmeyi düşünüyorsunuz? Birinci sorun bu. İlk soruna cevap vereyim istersen, ikincisini sonra sorarsın. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben Trabzon'da Maraş Caddesi'nde de dolaşıyorum. Başka yerlere de gidip yemekler de yiyorum. Sokakta da dolaşıyorum. Böyle bir erozyonun olmadığını düşünüyorum. Sosyal medya ne söylüyor onu bilmiyorum. Oranın bir buhar olup kaybolduğunu düşünüyorum. Onun için bunun detaylarını da sizler de biliyorsunuz ama bunun için sorduğunuzu bilmiyorum. Ben böyle bir şey lige girerken, bu kadar güzel plan yaparken, hazırlık maçları ve ligi kazanırken aldığımız süre çok doğru gittiğini düşünürken niye gündeme geliyor onu çok bilmiyorum. Cevabını bu şekilde vereyim. Evet. Sokakta bunun karşılığını ve dışarıda net bir şekilde alıyorum olumlu anlamda. En fazla altyapıdan şampiyon olduğumuz sene, takım kaptanının dahil bugün, altyapıdan çıkmış oyunculardı. Ve o altyapıdan çıkmış bir oyuncu da dünya kulüplerinden bir tanesi Ajax'a transfer oldu. Hem altyapıdan çıkan hazır olmadan oynatacaksın, hem yarışacaksın, hem şampiyon olacaksın. Öyle mi? Hepsinin doğru zamanda bunu Türk futboluna en fazla genç oyuncu kazandırmış, yurt dışına yollamış bir teknik adam olarak söylüyorum. Doğru zamanda doğru bir şekilde kullanmaya ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Trabzonspor taraftarı bizi hiçbir zaman yalnız bırakmasın. Bizim onlara her zaman ihtiyacımız var. Özellikle şunu rica etmiştim. Onların pozitif desteğine
son derece ihtiyacımız var. Bu işin oyunda zaten eleştiri zaten olacak. Ama müsabaka bittiği zaman herkes bu eleştiri yapıyor. Ben de yapıyorum. Geri bildirim toplantısı yapıyoruz. Olumlu olumsuzu ortaya koyuyoruz. Ama Trabzonspor taraftarı takımının yanında olduğu zaman 12. adam ve bizi çok inanılmaz derecede o pozitif baskısıyla itiyor. Geçen sene yalnız kaldığımız süreci de biliyoruz. Seyircisiz maç, özellikle Trabzonspor taraftarının olmadığı maç keyfi de olmuyor. Televizyondan seyrederken dahil olmuyor. Onlar buranın güzel duygular yaşamış, şehrin çok önemli markası, büyük markasına yalnız bırakmasınlar. Onlardan daha güzeliz, öyle diyeyim ben.